Onu da koysak var ya, yolu böyle. Yok, yapsak. Baktım birkaç tane sişi olmuş. Oynamış yerinde. Akçakale sınır kapısındayız. Çok büyük emeklerle 40 yıl mücadelenin sonunda açtığımız gümrük kapısı maalesef Suriye'de patlak veren olaylardan dolayı 7 yıl kapalı kaldı. Yine bize nasip oldu. Bu belediye başkanlığımızda tekrar hizmete açtık. Bugün günlük 300'e yakın aracın giriş çıkış yaptığı bir gümrük olarak bize hizmet veriyor. Gümrük ve gümrükçiler bu devletin çok önemli kahramanları. Şu anda 150 milyar dolar ihracatımız var. Önce ihracatçıları, arkasından da bu işlemleri yapan gümrükçileri tebrik ediyorum. Hani gümrük bizim dünyaya açılan kapımız, bizi dünyaya bağlayan kapı. Bu arkadaşlarımızın burada bu pandemi sıkıntısında, bugünkü felaketin içerisinde gece gündüz demeden buradaki görevlerine devam ediyorlar. İhracatımıza, devletimizin gelirlerine, bu ülkenin kalkınmasına çok büyük katkıları var. Bu katkılarından dolayı hem gümrüklerini tebrik ediyoruz, hem çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve bu gümrük kapısının inşallah yakın bir zamanda dünya çapında bir gümrük kapısı olmasını diliyorum. Ve ileride de olacak. Neden olacak? Suriye'de barış olacak. Her şey yerli yerine oturacak. Buradan bütün Orta Doğu'ya açılan çıkış kapısı burası olacak. Kapın kalbinde bu gümrük kapısının geleceği açık, önü açık ve bu hizmetine buradan da devam edecek. Bu çalışmaların bölgemize, Akçakale'mize, Urfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Gümrük ve gümrükçüler günümüzü de canı gönülden kutluyorum. Dünya Gümrük Günümüz nedeniyle başkanımızın bizi ziyaret etmesi onurlandırdı bizi. Ayağına sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun.